Can kurtaran, acil durumları konu alan bir program. Acil durumlar, evde, sokakta, iş yerinde, sahilde, dağda, bayırda, sözün kısası hemen her yerde karşımıza çıkabilir. Beklenmedik anda karşımıza çıkan acil durumlarda paniğe kapılmamak için ne yapacağımızı bilmemiz gerekir. Çoğu zaman bildiğimizi düşünürüz ama yaşam deneyimlerimizle edindiğimiz bazı bilgiler doğru bilgiler olmayabilir. Can kurtaran, bilmediklerimizi öğreneceğimiz, bildiklerimizin doğruluğunu test edeceğimiz, pekiştireceğimiz bir program. Can kurtaranın bu haftaki konusu doğal afetler. Doğal afet, oluşumu doğa olaylarına dayanan, olduğu zaman can ve mal kaybına neden olan ve insanlara ciddi zararlar veren olaylardır. Doğayla uyum içinde yaşandığında belli afetlerden korunmak olası. Buna karşın her yıl binlerce insan doğal afetler nedeniyle yaşamını yitiriyor. Özellikle depremler. Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Şu anda deprem dalgalarının farklı istasyonlardaki kayıtlarını görmekteyiz. Bu deprem dalgaları merkezimize ulaştıktan sonra deprem çözüm programımızda uzman sismolog arkadaşımız tarafından değerlendirilmektedir. Ve yapılan proses işlemi sonucunda yaklaşık birkaç dakika içerisinde depremin iksel parametreleri dediğimiz depremin büyüklüğü, enlem boylam, derinlik gibi parametreleri kısa bir zamanda belirlenmektedir. Daha sonra belirlenen bu bilgiler farklı iletişim kanallarıyla, e-mail, SMS, fax ve web kanalıyla bütün herkese ulaştırılmaktadır. Depremler yer kürenin varoluşundan beri bir döngü, doğanın bir döngüsü. Bütün özellikle bitkiler başta olmak üzere canlılığın devamlı içinde gerekli olan bir döngü. Fakat insanoğlu acı olayları, sıkıntıları unutmaya meyilli olduğu için yaşanmış kentleri yerle bir etmiş, medeniyetleri yok etmiş bu olayı hep unutmaya meyilliyiz. Marmara depreminde 30 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik ki biz biliyoruz Sakarya ve o bölge deprem kuşağı üzerinde ve 40 yıl aralıklarla sallanan, depreme maruz kalan bir şehir. Neler yapılmış? Ona rağmen binalar uygun yapılmış mı? Erzincan'ın Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki o inanılmaz yıkımı maalesef unutulduğundan 39'lardaki bu felaketin ardından 92'de yine aynı felaketi yaşamak zorunda kaldık. Bu gördüğünüz güzel doğa aslında doğanın fertilitesini sağlayan yer küre hareketlerinin bir sonucunda bu hale geliyor. Bütün bir kabuk oynar durumda. Acı olayları tekrar tekrar yaşamamak için bu olaylardan ders çıkarıp aynı hataları tekrarlamamak gerekir. Ülkemize ciddi adımlar atıldı. Biz kendi Sağlık Bakanlığımız adına bunu söyleyebilirim. Afetlerde ne yapmalıyız, neler yapabilmeliyiz, nasıl müdahale etmeliyiz, nasıl organize olmalıyız, bunların üzerine ciddi düşündük. Çünkü bu tür şeyler her zaman için keşke denilmeyecek hususlar. Keşkesi yok, o an hazırlıklı olmanız lazım. Öncelikle yapısal olarak hazırlıklı olmanız lazım. İnsanoğlunun başta yaşadığı mekan olmak üzere, gününü geçirdiği iş olsun, ev olsun, bu alanları kurduğu yerleri çok iyi seçmesi lazım. Bu alanlara kurduğu binaları çok iyi yapması lazım. Bunlardan ödün verildiğinde maalesef felaket kaçınılmaz oluyor. Çünkü insandan başka yeryüzünde depremden bu kadar büyük çapta, bu kadar kısa sürede, bu kadar ölümcül etkilenen başka bir canlı yok. Kurduğun kuşun yuvasını bozun, bir daha aynı yere gelip yuva kolay kolay yapmaz. Ama insanoğlu bu hatayı sürekli işliyor. Onun sonucunda da felaketin etkileri, talimatı kaçınılmaz oluyor. Yaşam alanlarının sağlam olması ve depreme dayanıklı zeminlerde oluşturulması çok önemlidir. Okulların, hastanelerin, böyle insanların toplu olarak bulundukları yerlerin sağlam olmaktan başka şansı yoktur. Yarın deprem olacakmış gibi özellikle tarihi binaların güçlendirilmesi lazım. En azından yoğun bakımların, ameliyathanelerin, yani hiç kıpırdayamayacak hastaların bulunduğu bölümlerin çelik konstrüksiyonlarla güçlendirilmesi lazım. Toplu olarak bulunulan binaların çok sağlam yapılması ve ekstra güçlendirilmesi gerekir. Sorumluluğu olan bakanlıklar ve kuruluşlar kendilerine ait tedbirleri alacaklar. Bunlar kamunun ve devletin
yapması gereken şeyler. Peki biz vatandaş olarak da ne yapacağız? İşte bu noktada ülkemize özgün, ülkemizin bina stoğuna özgün, ülkemizin insanın yapısına, davranış şekline özgün eylem planlarımızın oluşması lazım. Bizler yangına karşı ciddi bir zamanımız zor olduğu felaketlerdir bunlar da. İlk kötü bir eylem planımız vardır. Yangında acil çıkışlar bellidir. Acil işte söndürücülerin yeri bellidir. Özel duşlama sistemleri vardır. Ama depremle ilgili bir takım felaketler söz konusu olduğunda her ne hikmetse bunu ciddiye almayız. Hiç kimse sallantıyı hissettiğinde evimde ne yaparım diye düşünmez. Bunu bir şekilde tatbik edip, uygulama yapıp bir böyle alışkanlık haline getirmez. O zaman da sonuçlar kaçınılmaz oluyor. Deprem anında ne yapacağını aile üyeleriyle birlikte kararlaştır. Bunları uygula ki alışkanlık haline gelsin. Depreme hazırlık, deprem önlemleri aşamasında birçok şeyin yanlış yapıldığını söyleyebilirim sizlere. Benim özellikle 99 öncesinde, Erzincan'a 92'ye kadar giden süreçte çok ciddi kazanımlarım, birikimlerim oldu. Biz iki kez Arama Kurtarma Derneği bünyesinde bina yıkma simülasyon çalışması yaptık. Buraya mankenler koyduk ve bu mankenlerin konumlarını enkazın daha sonra kaldırılması esnasında inceledik. Deprem konusunda insanlarımız maalesef ilk sarsıntıda hissettiğine kadar çoğu kere ne yapacağını düşünmemiştir bile. Oysa ki 45 saniyede 20 bine yakın insanımızı yitirdiğimiz Marmara depremini göz önünde bulundurur isek şayet, çok kısa sürede doğru davranış sergilememiz lazım. Deprem çantası peşinde koşmak gibi böyle işte bana kapatmak gibi çok yanlış uygulamaların yaşam için çok kritik olan zamandan bizim yitirmemize ulaşacağı için asla önermediğimizi belirtmem lazım. Binanın giriş katı gibi çıkışa yakın bir yerindeysen hızla binayı terk et. 15 saniyen var. Eğer çok katlı binadaysak, 7. kat, 8. kat gibi öyle binayı kolayca terk edemeyeceğimiz bir yerdeysek de asla asansöre, merdivene yönelmeyeceğiz. Çünkü buralar tuzak. Bunları bir binalarda gözlemledik. Binanın taşıyıcı sistemine dahil olmayan bu alanlar insanların buraya yönelmeleri durumunda eğer en kötü senaryo gerçekleşirse, bina yıkılırsa maalesef hayatta kalmak için yeterli yer ve mekan sağlamamaktadırlar. Binanın üst katlarındaysan taşıyıcı sisteme dahil olmayan asansör ve merdiven gibi alanlara yönelme. Camdan, balkondan atlama. Özellikle binamızın sağlamlığı konusunda endişemiz varsa, zemin konusunda bir bilgimiz yoksa, binanın oturduğu zemin konusunda çok katlı bir binada yaşıyor isek en doğru davranış şekli simülasyon çalışmasıyla yıkarak da manken denekleri incelediğimiz durumlarda gene depremlerde birebir çıkarttığımız kurtarılan ve kurtulan vakalardan edindiğimiz bilgilerde yan yataraktan hedef küçültmenin olabildiğince kompakt dediğimiz daha bir toplanmış hale gelmenin hayatta kalma şansını arttırdığını kesinlikle söyleyebiliriz. Ezilmeyecek bir eşyanın yanında cenin pozisyonunu al ve hedef küçült. Cenin pozisyonu dediğimiz pozisyon ilk kez 99 depreminden sonra benim tarafından telaffuz edildi bu ama daha sonra Türkiye Nefroloji Derneği Çeva Tıp Fakültesi Nefroloji Anabilim Dalı öğretim üyeleriyle yaptığımız çalışmalarda da bunun özellikle böbrekleri crash sendromu dediğimiz enkaz altında kalındığında ölümcül sonuçta yol açabilen durumu engellediğini de rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada vücut ısısının özellikle kış aylarında bir felakete karşı karşıya kalındığı durumda hipotermi dediğimiz aşırı düşmesinde gene olabildiğince toparlandığımız takdirde en aza indirgendiği de aşikardır. Kışın üstü açılan bir insan ne yapar? Olabildiğince toparlanır, düşmeye çalışır. Bu refleks davranış şekli bütün memelilerde, canlılarda kış uykusuna yatıldığında hibernation denilen bir kovuğa giren işte büyük bir memeli düşün, ayı olsun, bu başka bir canlı olsun. Olabildiğince hedef küçültür, vücudun metabolizmasını yani enerji döngüsünü en aza indirger ve minimum harcamayla bir 4-5 ayı neredeyse bazal metabolizma dediğimiz minimum enerji ihtiyacıyla sürdürür. Cenin pozisyonunu alarak hedef küçültmek pek çok açıdan faydalıdır. Amerika'da, Japonya'da çömel kapan tutun sistemi önerilmektedir ama bu ülkelerdeki öncelik enkaz altında kalmak değildir. Buradaki öncelik bu altına girilen çömelip kapanıp tutunma durumunda altına giren sıraların bize bir şemsiye görevi görmesidir. Başımıza düşecek olan eşyalardan korunmak içindir. Çömel, kapan, tutun bizim ülkemize uygun bir sistem değildir.
Çok yere yıkılmayacak binada bir şey yapmaya bile gerek yoktur. Eğer binayı terk edeceksek başımıza bir kitap alır tutarız. O kitapla kafamızı koruyaraktan kaçabiliriz. Ama en kötü senaryo ki benim en korktuğum olay bugüne kadar ülkemizdeki maalesef enkaz altından çıkarttığımız cenazelerdeki gözlemlerimiz çok ciddi baş, boyun, bel travmalarını göstermiştir bize. Çömel kapan tutun durumunda direkt olaraktan ilk darbe en önemli, en kritik olan baş, boyun ve bel bölgesine gelmektedir. Tutun ki hayatta kaldınız, felç oluyorsunuz çok kere. O yüzden bu bölgeyi korumak lazım ve olabildiğince bu bölgeyi cenin pozisyonunda en az yatay durumdaki kolon kirişlerin kalınlığı kadar bir mesafede tutmamız lazım. Çünkü binalar pankek dediğimiz komple yıkıldığında, kolonlar kirişler kırıldığında bu kırılan kolon kirişlerin de yardımıyla enkaz altında bir miktar boşluklar kalmaktadır. Baş, boyun ve bel bölgesi yaşamsal önem taşır. Cenin pozisyonunda yan yat ve bu bölgelerini koru. Birazcık da böyle sağlam bir nesnenin yanındayız. Mesela altı güzel kitaplarla, eski okumuş dergilerle paketlenmiş halde doldurulmuş bir yatağın bazasını düşünün. Yatağın her bir üç yanı güvenli alanlar. Yeter ki biz o odayı tefiş ederken, odadaki düzeni kurarken başımıza düşecek olan eşyaları da göz önünde bulunduralım. Yani camdı, aynaydı, çerçeveydi, işte lambaydı. Bunlardan yaralanmayacak şekilde bunları yerleştirelim. Yani eşyaları sabitleyelim. Sabitlenmiş eşyaların olduğu bir odada demek ki altı dolu yatağın yanı güvenli alanlar. Buradan biz insanları kurtardık. O yüzden bunu özellikle söylüyorum. Kırılarak zarar verebilecek eşyaları düşünerek yerleştirmek ve büyük eşyaları duvara sabitlemek gerekir. Hiçbir evin, hiçbir mekan, iş olsun, okul olsun birbirine tıpatıp uyan eylem planı için bu dediğim cinin pozisyonu almak için birebir aynı kopyalanacak durumu yoktur. Buradaki mantalite şudur, elbise bile yok olmayan cisimlerin yanında olabildiğince hedef küçültmek bundan ibarettir. Doğal afet ve olağan dışı durumlarda sağlık hizmeti sunmak amacıyla illerde ulusal medikal kurtarma ekipleri yer alır. Hastanın bilinci açık. Bacak kırığı yok. Ulusal medikal kurtarma ekipleri dünyada ilk kez bir deprem ülkesi olan Türkiye'de kuruldu. Sistemde gönüllülük esas. Sağlık çalışanları acil afet durumlarında çalıştıkları işleri bırakıp yarım saat içinde hazır olur ve ekipleriyle birlikte afet bölgesine giderler. Sivil savunma ve kurtarma ekipleri enkazda yaptıkları çalışmalarda bir yaralının yerini belirlediklerinde UMKE gönüllüleri devreye girer. Afetlerle alakalı olarak Sağlık Bakanlığı ülke genelinde planları yapmak, onları yürütmek, müdahale etmek ve idamesini sağlamakla yükümlü. Yani bunlarla ilgili hem valilikler bünyesinde hem başbakanlık bünyesinde birbiriyle bağlantılı olarak oluşan organizasyonlar var. Ve insan olan her yerde sağlık muhakkak oluyor ve Sağlık Bakanlığı'nın görevleri oluyor. Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri, yani kısaca UMKE dediğimiz kuruluş, 2004 yılında Afetlerde Sağlık Organizasyon Projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı Dünya Bankası ortaklaşa kuruluşuyla başlatılan bir projedir. Eskişehir'de UMKE ekibini Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla 2005 yılının sonlarında kurduk. Son 6 yıldır faaliyetteyiz. Bugüne kadar en soğuk havalarda ve en sıcak havalarda, en namüsait koşullarda görev alabileceğimizi düşünerek ekibimizi hazırlamaya çalıştık. Bugün de burada 2011 faaliyet yılımızın son faaliyetini gerçekleştiriyoruz, kış kampını. Hali hazırda ekibimizde özellikle Van depreminden sonra aktüelitesi çok fazlalaştı. Bu sebeple de yeni dahil olan arkadaşlarımıza bilhassa eksi hava sıcaklıklarının fazla olduğu böyle bir dönemde hayatı idame eğitimine getirdik. Bu faaliyetimiz özellikle temel kampçılık, arama kurtarma faaliyetleri, özellikle açık satıta hayatta kalma mücadelesini öğretmeye çalıştık. Bakanlık olarak bu nasıl kurgulandı? Gönüllülük esasına göre kurgulandı. Yani bizim 112'de çalışan doktorumuz, ATT'miz, paramediğimiz veya hemşiremiz ve hastanelerde çalışan doktorumuz, yine hemşirelerimiz, acil servise çalışan röntgen teknisyenlerine kadar, biyokimya teknisyenlerine kadar kendi görevlerini yapıyorlar. Çünkü o görevleri ve o becerileri afet döneminde, olağan dışı durumlarda ihtiyaç gösterecek. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'ne dahil olan personel ne demek?
Bunlar Ankara'da toplanma süreleri maksimum 50 dakikadır. Ellerinde pasaportları, sırt çantaları hazır, dünyanın her yerine gitmeye hazır sağlık personelidir. 5 kişiden oluşuyorlar, ulusal medikal kurtarma timleri. Her timde muhakkak bir doktor ya da paramedik oluyor ve medikal çantaları oluyor. Biz şunu hedefliyoruz, temel eğitimden sonra bu arkadaşlarımıza spesifik eğitimler aldırıyoruz. Enkaza girildiği vakit, özellikle depremde gittiğimiz vakit enkazdan bazen yarın hemen çıkartılamıyor biliyor. 1-2 saatlik zaman geçebilir. Bu sırada biz bunların uygun olarak tedavisini, olay yerinde bilinçli kurtarmasını yapmaktayız. Ekibimiz aynı zamanda dağda arama kurtarma ekibi, su altı kurtarma ekibi, enkazdan kurtarma ekibi gibi çeşitli profesyonel yetenekleri de geliştirmiş durumda. Bunun dışında özellikle ağırlık verdiğimiz KBRN dediğimiz kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer kazalara karşı da önlemler almaktayız. Bunlara karşı eğitimleri vermekteyiz. Eskişehir UMKE 35 kişilik gönüllü ekibiyle her türlü hava şartında ilimizde ve ülkemizde meydana gelebilecek her türlü afet için hazırlık çalışmalarını sürdürmektedir. Bizim felaketlerde Van'da da bunu gördük, hepimiz şahit olduk. Enkazdan çıkarmak yetmiyor. İnsanları kurtarmak lazım. Çıkarmakla kurtarmanın arasında da işte UMKE'nin afet tıbbı nosyonu yer almakta. Usulüne uygun çıkarmak, usulüne uygun afet tıbbının gerekleri, tedavileri yapmak. En basitinden enkaz altında daha hastaya kazazeye ulaşıldığı anda ki Van'da bunu çok başarılı bir şekilde UMKE yaptı. Damar yolu açıp, damar yolu bulamadığınızda dahi kemik içerisinde, interosseöz dediğimiz alana mayı vermek lazım. Çünkü bazen basının kaldırılması saatler alabiliyor. Ve o bası kaldırıldığında eğer hastaya pozitif sıvı dengesi sağlayacak yeterince sıvı vermediği isek hastayı kaybediyoruz. Van'da Türkiye'ye arama, kurtarma ve sağlık hizmetleri konusunda oldukça başarılı bir sınav verdi. Burada elbette ki işin başı bizim kentleşmeyle ilgili problemlerimiz. Şu tatbikatın yapıldığı yerde bile gördüğünüz gibi kaçak yapılar var, yıkılmış. Mutlaka ve mutlaka kentlerin rehabilitasyonu, kentlerin yeniden inşası ve bundan sonrası için çok ciddi mücadeleleri olan kentleşmeyle ilgili sorunlarımız ülke genelinde çözülmesi lazım. Yaşam alanlarının sağlam olması ve depreme dayanıklı zeminlerde oluşturulması çok önemlidir. Toplu olarak bulunulan binaların çok sağlam yapılması ve ekstra güçlendirilmesi gerekir. Ülke gerçeği olan depremler konusunda daha bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla Boğaziçi Üniversitesi bir çalışma başlatmıştır. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Afete Hazırlık Eğitim Birimi bünyesinde temel afet bilinci eğitimleri vermektedir. İlk önce 45 dakikada bir sunum, daha sonra uygulama merkezi yani deprem park bölümüne geliyoruz. Burada neler yapıyoruz? Deprem sırası, öncesi ve sonrasında yapılması gerekenleri öğrencilere aktarıyoruz. Bilinçlendirme eğitimi veriyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi iki tane bölüm bulunmakta. Biri yatak odası bölümü, diğeri ise sınıf bölümü yani yaşam alanlarımız. Deprem öncesinde yapılması gerekenlerin ilk başında tabii ki binamızın sağlam olması gerekiyor. Daha sonraki evrelerde ise eşyalarımızın sabitlenmesi lazım. Yine yatak odasında ve sınıfımızda bazı eşyalarımız sabitli. Mesela büyük dolaplarımızı L şeklinde aparatlarla sabitlememiz gerekiyor. Duvara asılı olan objeleri kanca vidalarla sabitlememiz lazım. Bunun dışında çok çabuk açılan artık raylı sistemli çekmeceleri yine L şeklinde içeriden aparatlarla sıkıştırıyoruz. Gelelim deprem sırasına. Deprem sırasında ise sabit bir eşyanın yanında cenin pozisyonu almamız gerekiyor veya hedef küçültmemiz lazım. Tekrar özetlemek gerekirse merdivenlere koşmuyoruz. Camdan, pencereden, balkondan atlamıyoruz. Çok katlı binalarda özellikle. Olabildiğince hedef küçültüp sakin bir şekilde, çünkü bir kere depremlerin çoğunda binalar belki de yıkılmayacak. Yani pencereden, balkondan atlamaya gerek bile belki olmayacak. O panik içerisinde oradan da koşturmak daha bile ölümcül sonuçlara yol açabilir.